Efendim. Hemen evet. Tarifimize başlıyoruz. Tabii ki. Siz anlatırken ben hemen kısaca neler var, neleri kullanacağız, malzemelerimizi saymak istiyorum. 2 adet patlıcanımız var. Domates püresi, baharatlar, dereotu ve maydanoz. 1 bardak ayranımız var. 2 dilim ekmek, lor peyniri ve pul biber yeme de yanında yat bir tarif geliyor. Patlıcanda 2 tane renk var. Tamam. Bizdeki besin özellikle içeriğindeki antioksidanları meyve ve sebzelerde biz renginden anlıyoruz. Evet. Bu yüzden kabuğunu kesinlikle soymamalıyız. Tamam. Mor renkte çünkü anti-aging yani gençlik ve güzellik sağlayan antioksidan var. Tamam. Antosiyanin isimli. Bu yüzden kabuğunu soymadan hazırlamak çok önemli. Genellikle patlıcan yemekleri çok bol yağda evet, kızartılarak yapılır ve kalori miktarı gerçekten çok yüksek olur. O yüzden kızartmadan kesinlikle tüketilmeli. Harika. Çünkü antioksidan miktarı çok yüksek olan kansere karşı koruyucu bir besin. Ama kızarttığımız zaman bu sefer kanserojen oluştuğu için de evet. Kansere yol açabiliyor. Bu yüzden en sağlıklı tariflerden birisi ızgara şeklinde. Peki. Tek ihtiyacımız olan şey bir tost makinesi. Mükemmel. Şimdi biz tost makinemizi önceden ısıtmıştık sevgili evet. İzleyiciler. Ve patlıcanlarımızı koyuyoruz. Sevgili İpek gerçekten ilk defa böyle bir tarif duyuyorum. Izgara şeklinde. Bunu kabakla da yapıyorum ben. Hatta enginarla yapıyorum. Oh, harika oluyor. Harika. Üzerine baharatlar koyacağız birazdan. Çok tamam. Az zeytinyağı koyabiliriz ama ben bugün hiç yağsız yapacağım. Hiç yağsız sıfır geliyor. Yağ ile. Mükemmel. Özellikle de 3 dakikamız alacak sadece bu tarif. Nane koyalım. Ne evet. Kadar çok baharat koysak o kadar iyi olur. Domates çünkü, püresinin içine baharat, pul evet, biber. Evet çünkü tuz kullanmıyoruz. Evet. Tuzsuz olduğu için de baharatlardan alıyoruz tuzumuzu. Evet alacağız. Evet efendim tost makinesinde patlıcanlarımız lezzetli bir şekilde hiç yağsız kızarıyor. Biz bu arada başka bir tarife geçeceğiz ama ekmekleri de galiba ekleyeceksiniz yanına birazdan evet, değil mi? Evet çok doğru. Menümüzde 1 bardak ayran olacak, 2 dilim ekmek olacak ve domates soslu çok nefis bir patlıcan yemeğimiz patlıcan olacak. Patlıcan yemeğimiz var. Peki bunu kaç kalori? Ortalama 250-300 kalori kadar. Normal bir öyle. Besin değeri çok yüksek. Kansere karşı koruyucu, kalp hastalıklarına karşı koruyucu. Hafif, lezzetli, posa içeriği yüksek. Mükemmel. Sindirim sistemi de dost aynı peki. Zamanda. Hemen bir başka tarife geçiyoruz. Renkli diyet dondurma mı yapacağız, detoks mu? Önce detoks yapabiliriz. Peki, buyurun lütfen. Malum özellikle yaz aylarında evet. Çok fazla ödem şikayetimiz olabiliyor. Hem ödem atıcı, hem antioksidan içeriği çok yüksek, hem de su tüketimini daha kolay hale getiren bir tarif aslında peki, bu. Peki, mükemmel. Malzemelerimizde demlenmiş yeşil çay var ki yeşil evet. Çay metabolizmayı çok hızlandırıyor. Oo. Bu yüzden mutlaka tüketmeliyiz. Peki. Yeşil çayı direkt fincanla içmeyi sevmeyenler özellikle bu tarifle yeşil çayı daha kolay tüketmiş aa, olacaklar. Ne kadar güzel. Demlenmiş yeşil çayımızı koyduk. Üzerine rengarenk meyveleri koyacağız. Aa. Ben özellikle renkli beslenmeyi çok önemsiyorum. Tam mor benlik. Renk. Evet, tam sizlik gerçekten. Enerjinizden de belli. Çok, çok teşekkürler. Güzel. Mor renk özellikle anti-aging evet. Sağladığı için mutlaka oo. Olmalı. Her gün bir avuç kadar mor tüketmeliyiz. Renkli şu an detoks tam mevsimi. Suyumuz var efendim. Evet. Kayısılar geliyor. Kayısılar, turuncu. Turuncu da beta karoten. Evet. Yani bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Göz hı-hı. Sağlığı için, saç sağlığı için ve cilt sağlığı için de mutlaka evet. Tüketmeliyiz. Yine evet. Suyumuzu atalım. Şimdi bir taraftan siz tarifleri yapıyorsunuz ama bir taraftan da bölgesel kilolardan sağlıklı beslenerek kurtulmanın mümkün olabileceğini hı-hı. Ve nasıl olacağını bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şöyle aslında biz bölgesel kilo vermek istiyoruz. Evet özellikle kalça bölgesel bölgesinden, karın bölgesinden sağlıklı bir diyet programıyla, diyetisyen tarafından planlanmış bir diyet programıyla aslında zaten bölgesel mümkün mü? Kilo veriyoruz. Evet mümkün. Peki siz tek başına diyetle hazırlarken evet karın bölgesinden bu diyet size kilo verdirir diyebiliyor musunuz? Böyle evet, bir diyet diyebiliyoruz. Var mı? Eğer karın bölgesinde fazlalığı varsa kişinin sağlıklı bir diyet programıyla mutlaka karın bölgesinden kilolar gidiyor. Fazla kilolar. Peki benim karın bölgemde şikayet yok, kol bölgemde şikayet var. O zaman yine sağlıklı bir diyetle değil sağlıklı mi? Ve kalıcı şekilde verirken evet kol bölgenizden gidiyor. İnanılır gibi değil. Bu yüzden sağlıklı ve diyet sağlıklı bir program yapmak lazım. Tabii ki buna ek olarak mutlaka fiziksel aktiviteyi arttırmak lazım. Onu da arttırmak lazım. Patlıcanlarımız pişmeye başladı. Kokusu geldi. Harika. Şimdi bir başka soru da ideal kilo kaybı nasıl olmalı diye geliyor. Hı-hı. İdeal kilo kaybı aslında şöyle, çok acele etmemek lazım. Tamam. Yıllarca çok yiyoruz, çok yiyoruz. Örneğin 20 yaşındayız, belki 40 yıllık yememiz gereken besinleri 20 yılda biz yiyoruz ve hakkımızı dolduruyoruz. Evet. Fakat hemen bir ay içerisinde 10 kilo, 15 kilo vermek istiyoruz. Aslında bu çok da olabilecek bir şey değil, mantık olarak da düşününce. Vücudumuza iyi davranmalıyız, kendimize iyi bakmalıyız. Bu yüzden de sağlıklı beslenmeliyiz ve acele etmemeliyiz. Ayda kaç kilo vermek normal? Haftada 1 kilo, ayda 4 kilo veya maksimum. 5 kilo ideal aslında. Ama
tabii ki kişilerin metabolizması çok daha hızlı olabiliyor. 6 kilo, 7 kilo gibi kilo kayıplarında yine karşılaşabiliyoruz bir ayda. Ama ideali 4-5 kilo gibi olacak şekilde hem sağlıklı hem kalıcı ve önemli olan da bütün yiyecekleri yiyerek. Bütün yiyecekleri en önemlisi bu. Gerçekten evet. Çok güzel. Peki diyet işi motivasyon işi diyorsunuz. Evet çok doğru. Siz danışanlarınızı nasıl motive ediyorsunuz? Yani bu renkli suları içerek harika kilo verirsiniz. Evet. Evet, güzel motivasyon kaynağı aslında. Çok doğru. Çok tarif veriyorum. Benim kanalım da var. Orada da tarifler veriyorum. Harika. Onun dışında sosyal medya üzerinden sürekli hatırlatmalar yapıyoruz. Evet. Arayınızı unutmayın. Yürüyüş yaptınız mı? Telefondan hiç onları rahat bırakmıyoruz. Çok güzel. Birebir aslında o destek sağlandığı zaman bu bir ekip işi. Yaşam ve beslenme koçluğu yapıyorsunuz. Çok doğru. Aslında. Evet. Beslenme koçluğu mükemmel. Yapıyoruz. Şimdi böyle hemen... olduğunda motivasyon çok daha iyi oluyor. Evet. Şu harika yeşil çaylı detoks suyunu elime aldım. Hatta bir de maydanoz koyalım. Ödem de alsın. Ekleyelim içine maydanozunu da. İçine beta karoten dedi, kayısıları, kırmızı erikleri, elmayı, yeşil elmayı ve maydanozları ekledi sevgili İpek. Gördüğünüz gibi mükemmel ve çileklerimiz de var. Şimdi bunun içinde bir yeşil çay ekledik. Bir kupa yeşil çay bir var. Kupa. Ve her renkten meyvelerimiz var. Evet. Şimdi bu bize ne sağlıyor? Bu bizim ödem atmamıza yardımcı oluyor. Hı hı. Bütün antioksidanları almış oluyoruz. Vitamin alımımıza destek oluyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendirerek kendimizi daha iyi hissetmemize sebep oluyor. Evet. Hem enerji veriyor hem de tabii ki daha çok su içmiş oluyoruz. Ödem atma özelliğinden dolayı da, ve kokusu da kendimizi mükemmel iyi hissediyoruz. Oluyor. Hatta buz da ekleyebiliriz. Buz gibi içersek çok işte daha keyifli olabilir. Size harika. O gün fazla kaçırdıysanız efendim buyurun size harika bir detoks içeceği. Gün boyunca bunu... 1 litre, 2 litre mi yapalım? Evet, litre bundan yapalım. 2 tane içmek lazım. 2 tane, 2 bir litre. Bir tane ofis için, bir tane ev için olabilir ev çalışanlar için. Mükemmel olur gerçekten, çok güzel. Şimdi bir de neyiniz var? Renkli diyet dondurmanız var. Evet, dondurmamız var. Dondurma deyince tabii akan sular duruyor. Bu arada patlıcanlar nasıl pişiyor? Hemen onu göstermek istiyorum efendim. Böyle yavaş yavaş patlıcanlar tost makinesinde harika bir kıvama gelmek üzere. Şöyle birazcık daha onları bekliyoruz. Buyurun. Tost makinesinde bu arada taze fasulye yemeği de yapıyorum. Ben çok güzel oluyor. O da çok pratik. Mükemmel gerçekten. Onu da çok tavsiye ediyorum danışanlarıma. Evet. Dondurmamızı makine kullanacağız. Evet. Dondurmamızın kalorisi çok ama çok düşük. Herhangi bir kalıp kullanabiliriz. Marketlerde satılan diğer dondurma kalıpları da olabilir. Muz ve kefir kullanacağım. 2 tarifli dondurma. Bu kadar muz pratik. Muz ve kefir. Kefir. Evet. Bu beyaz dondurmamız olacak. Oo, harikasın. Kefirle muzu bir araya getirmek gerçekten enteresan bir evet, fikirmiş. Buz, muz prebiyotik, evet. Kefir de probiyotik. Yani ikisi bir araya geldiğinde vücut tarafından çok daha etkili hale gelmiş oluyor. Evet. Bağırsaklarımızı çalıştırıyor, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Sanırım evet. Oldu. Evet. Probiyotik ve prebiyotik bir arada kefir ve muzun bir araya getirdik ve... Evet harika bir kıvamı oldu. Evet. Şimdi bu bizim beyaz dondurmamız olacak. Beyaz dondurma şu kalıplarda. Özellikle çocuklarımıza yerini alıyor. Bu dondurmayı yedirebiliriz. Evet. Benim küçük oğlum var 3 yaşında ama ben her gün yapıyorum. Hatta güzel. Biz birlikte yapıyoruz. Allah bağışlasın. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Evet kefir de içebilmeleri çocukların belli bir yaştan sonra çok özellikle doğru. 1 yaşından sonra alabiliyorlar bildiğim kesinlikle. Kadarıyla. Kesinlikle evet çok önemli. Çok faydalı. Hı hı. Hazır dondurmalarda çok yüksek miktar tabii ki kimyasal evet. maddeler olabiliyor, katkı maddeleri olabiliyor. Bu yüzden bu tarz dondurmalar çok daha hemen fit ve sağlıklı, çok renkli. Güzel. Şimdi kefirin içerisine çilek koydum. Evet. Birazcık daha kefir ekliyorum. Her şeyde kefir var. Normal kefir çilek herhangi yapacağız. Bir daha yağı azaltılmış kefir tercih etmiyorsunuz. Yok normal kefir olabilir. Hı hı. Evde kendimiz mayalayabiliriz veya evet. hazır alabiliriz. Hı hı. Fark etmez. Ama tabii ki evde mayalamış olduğumuz kefirde daha çok evet. probiyotik peki, var. Peki kefiri nasıl mayalıyoruz? Bir de onu da anlatalım izleyicilerimize. Evet kefirin bir mayası var. Evet. Aslında o biraz hassas bir maya. Hı hı. Bir canlı. Evin evcil bir hayvanı gibi oluyor hatta. Evet. Bazen büyüyor bazen küçülüyor. Sütün evet. içerisinde salladığımızda evet. kefiri mayalamış oluyoruz. Mayalamış oluyoruz. Galiba çilekli dondurmamız hazır çok sevgili güzel İpek. Oldu. Harika. Çilekte likopen var. Kansere hı hı. karşı koruyor. Harika. Çok güzel oldu. Ne kadar güzel bir görüntü. Şimdi bunu bir tanesini daha böyle evet. yapalım. Biraz fazla olmuş. Şimdi turuncu yapacağız. Çok şimdi turuncu dondurmamız geliyor. Bu arada patlıcanların hemen son durumuna bakıyorum. Patlıcanlar pişmek üzere. Çeviriyor muyuz tersini? Gerek yok zaten. Yok gerek yok. Aslında evet. onlar pişti alabiliriz bile. Öyle mi? Pişti. Birazcık gerçekten daha da kalabilir. Yumuşamış. Biraz daha kalsın. Bunlar şimdi ızgara de... sebzeler.
Evet. Adı üzerinde, tam da döneminde. Çok fasulyeden doğru. Yapabiliriz diyorsunuz. Bamyadan da olur belki. Bamya kesinlikle evet. Harika oluyor. Mantar, enginar. Evet. Ben bunların hepsine bu ara çok tavsiye ediyorum. Izgara, sebzeler ve soslarıyla. Bir de şeftalim vardı. Evet, nektarin de koyabiliriz. Çok gelişi güzel. Doğruyorum zaten makine onu karıştırıyor. Hı hı. Yine kefir ilave ediyoruz. Ve turuncu dondurmamız da hazır harika. Olacak. Çocuklar için gerçekten çok eğlenceli, çok eğlenceli. Güzel bir bu kapak tam yanımda. Mükemmel ve turuncu dondurmamız da yerine alıyor. Çok güzel, gerçekten çok güzel mükemmel. Oldu. Buyurun sevgili İpek. Çok güzel koktu. Bunun kefirini biraz az koymuştuk ama bu şekilde de olabilir. Daha sorbe gibi. Evet. Meyvesi çok oldu bunun da. Hı hı. Böylece kefiri de tüketmiş olacaklar. Evet. Lezzeti çok, çok güzel. Mükemmel. Bunlara çubuk batıracağız. Aynı dondurma gibi olacak. Çok güzel. Karpuzdan da yapabiliriz diyorsunuz. Evet, doğru. Karpuzdan evet. Da yapabiliriz. Evet. Ve kefirler de geldi. Evet, lütfen. Yarım bardak kadar her bir evet. Dondurma için yeterli oluyor. Kesinlikle. Buyurun. Hatta içerisine birazcık da nane koyabiliriz. Karpuz ve nane çok yakışıyor birbirine. Ne kadar güzel peki. Çok daha fresh olacak. C vitamini artmış olacak. Tamam, çok güzel oldu. Evet. Evet. Özellikle iştahı olmayan çocuklar için, zayıf çocuklar için içerisinde fıstık ezmesi konabilir, fındık ezmesi konabilir. Mükemmel. Kalorisi artsın diye. Ve işte bu da gördüğümüz karpuzlu, naneli, kefirli dondurmamız. Evet, bunun kefiri daha çok tam olsun. Ve evet. Donduğunda daha farklı olacak. Hepsi donduğunda birbirinden lezzetli hale gelecek. Hatta biz bunu bir de yeşilliklerle yapalım. Son bir tane. Tamam. Bir de yeşilimiz olsun. Tabii. O da tam detoks dondurması olsun. Tamam. Maydanozlar, dereotları ve kefir. Mükemmel. Dondurma ihtiyacı duyuyorsanız, tatlı ihtiyacı duyuyorsanız. Yaz günlerinde mükemmel bir tarif. Çok beğendim. Tam ödem atıcı bir dondurma oldu şu anda. Dereotu da koyalım. Yeşillikler özellikle kalp hastalıklarına karşı koruyucu ve ödem atmada çok etkili. Çok güzel. Kabuklarını da koyuyorum, saplarını özellikle. Şimdi bu çay için soru geldi MRG'den. Diyorlar ki bu suyu ne kadar içelim? Bir hafta mı süreyle içebiliriz? Evet, bu suyu biz her gün içersek metabolizmamız ortalama böyle %2 oranında hızlanacaktır ki aslında oldukça iyi bir miktar hızlanma oranı olarak. Her gün en az yani bu şişe kadar yani 1-1,5 litre kadar mutlaka içmeliyiz. Peki. Bir ay boyunca. Evet, kendilerine bir miktar uygulayabilirler. İçersek, biraz su ekleyelim. 2-3 kilo verdirir bir ay içinde. Az oldu. Biraz süt. Ah, harika. Kefir. Harika. Şimdi yemyeşil bir şey olacak. Hı-hı. Maydanoz koyduk, dereotu koyduk. Şekersiz. Şekersiz. Gerçekten mükemmel. Son derece renkli. Şimdi ben çubukları koyayım hepsine. Evet. Bunlar donduğunda... Tam bir dondurma gibi olacak. Rengarenk. Çark şeklinde oldu. Hepsinin farklı farklı faydası var. Mükemmel. Hepsi birbirinden sağlıklı ve hafif. Evet. İşte dondurmalarımız efendim. Şöyle yakından size göstermek istiyorum. Az sonra buzluğa girecekler. Ve buzlukta yaklaşık 6 saat. Kesinlikle. Donduktan sonra dondurma haline gelecek. Yani geceden yaparsanız öğle yemeğinde, ara öğünde çocuğunuza büyük güzel bir keyifle verebilirsiniz bu dondurmaları. Gün içerisinde 2 tane bile çok rahat yenebilir. 2 tane, 3 tane çünkü kalorisi çok düşük çok ve çok sağlıklı. Çok sağlıklı. Evet, patlıcanlarımız pişti. Buyurun patlıcanlar efendim. Ofis ortamındayız. Sebzeyi yemiyorum diyenler bahane değil. Mutfağınız olmayabilir bahane değil. Öğrencisiniz, vaktiniz yoktur, ders çalışıyorsunuzdur bahane değil. Yeter ki sağlıklı beslenmek isteyin. Kesinlikle. Çok da güzel kokular gerçekten. Evet. Sıfır yağ. Biz biliyorsunuz ekip olarak da kendimize iyi bakıyoruz. Görmüşsündür zaten. Herkes fit, herkes sağlığına dikkat ediyor. Herkes kilo veriyor mükemmel bir şekilde. Harika. Dolayısıyla bu yemek anında tükenecek. Bu arada bu patlıcanları biz sınırsız şekilde yiyebiliriz. Tamam. Yani bir patlıcan, 1,5-2 patlıcan olabilir. Çünkü gerçekten çok sağlıklılar.
biber ekleyebiliriz. Evet, baharatlı domates püresi ekledik. Domates püresi çok faydalıdır, çok sağlıklıdır. Arzu edersek domatesten de yapabiliriz ama bizim özellikle bugünkü yaptığımız tarif pratik olması özelliği. Evet. O yüzden domates püresi kullanmış olduk. Çok güzel. Yine ofis ortamında hazır satılan domates püresini açıp hemen kullanabiliriz. Peki. Ve üzerine lor peyniri koyacağız. Protein kalitesini arttırsın diye, kalsiyumu arttırsın diye. Bayağı da cömert davrandınız. Evet, biraz çok koydum. Ama lor peyniri de zaten özellikle beslenmede, diyetlerde çok sık öneriliyor. Çok doğru. Bir de maydanozu süslesek mi şöyle üstüne? Mükemmel. Yanında bir bardak ayranla birlikte afiyetle tüketebiliriz. Daha yeşillikler ilave edebiliriz şöyle birazcık. İki dilim ekmek bu kaç kalori sevgili İpek? Bu ortalama 250 kalori kadar. Oldukça az. Oldukça az. Çok efendim, az. Efendim buyurunuz, tatlınız, patlıcan yemeğiniz ve gün boyu içeceğiniz sizlerle. Harika tarifler verdin sevgili İpek. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu yaz günlerinde kendimiz